Arkadaşlar merhabalar. Ders anlatım föyü şiir 10. kısımdayız. 16. yüzyıl divan şairleriyle devam ediyorum arkadaşlar. Fuzuli. Fuzuli bütün şiirlerinde tasavvufi aşkı işleyen kişidir arkadaşlar. Ve Fuzuli de tasavvuf öyle bir şeydir ki onda bir amaç değildir. Mutasavvuf değildir kesinlikle. Yani Fuzuli arkadaşlar Tasavvufu bir amaç olarak görmez. Zaten kendisi de mutasavvuf değil. Yani tasavvufla ilgilenen biri değil. O duygu ve düşüncelerini anlatmak için tasavvuftan yararlanır. Bir diğer özelliği arkadaşlar, bir ızdırap şairi. Yani bu zat muhterem ızdırap çekmekten çok hoşlanıyor. Ya yani diyor ki, dert benim olsun. Bana deva vermeyin. Bana doktor vermeyin. Ben çektiğim sıkıntıdan çok çok mutluyum diyor keder ve acıyı sadece mutluluk için görüyor arkadaşlar ve acı çekmekten de çok hoşlanıyor. Ve her kavuşmanın sonunda da dayanılmaz bir ayrılık olduğu için kavuşmayı hiç istemiyor. Ya diyor beni hep ayrı bırakın diyor. Ben şiirlerde hep sevgiliyle ayrı kalacağım. Hiç kavuşmayacağım. Bu bana büyük bir zevk veriyor diyor. Mazmun bulma ve kullanmada çok ustadır arkadaşlar. Mazmunları kullanmada en usta kişilerden biri Fuzuli'dir. Şiirleri çok içten, samimidir. Lirik tarzda yazmıştır. Gazel türünde arkadaşlar bir numaralı adamdır. Gazelde çok başarılıdır. Ve Azeri Türkçesini kullanan şairin dili dönemine göre nasıldır? Dönemine göre oldukça sadedir arkadaşlar. Bir de Sehli Münteni örneği veren şiirleri vardır. Nedir Sehli Münteni? Hani arkadaşlar Hani kolayca söylenmiş ama anlaşılması için uzun uzun açıklamalar gereken ifadeler, özdeyişler vardır. İşte Fuzuli sehli münteni örneklerini vermede de oldukça başarılı. Gelelim eserlerine. Arkadaşlar, Türkçe divanı var. Önce Türkçe yapıtlarından bahsedelim. Türkçe yapıtlarında arkadaşlar Türkçe divanı var. Divan'da yer alan Su Kasidesi edebiyatımızdaki en ünlü naat örneklerindendir. Bunun dışında bir de Leyla ve Mecnun. Türk edebiyatında yazılmış en ünlü mesnevidir arkadaşlar. Ne anlatır? Beşeri aşktan ilahi aşka geçişi anlatılır ve toplam 3098 beyit arkadaşlar. Şair Leyla'nın şahsında Allah'ın sıfatlarını, Mecnun'un şahsında ise Allah'a ulaşma yolunda her güçlüğe katlanan Salik'i anlatmaya amaçlamış. Yani ilahi aşkı anlatan bir mesnevi. Şikayetname. Edebiyatımızda ilk edebi mektup. Kendisine bağlanan 9 akçelik bir maaş var. Ama Fuzuli'ye bu maaş ödenmiyor arkadaşlar. Fuzuli de Nişancı Celalizade Mustafa Çelebi'ye bir mektup yazıyor. Bunun adı da şikayetname oluyor. Bir de Bengübade arkadaşlar. Bengü Bade'nin konusu şudur. Şah İsmail'e sunduğu bir alegorik mesnevidir arkadaşlar. Afyonla şarabı karşılaştırmış ve şarabın üstünlüğünü ortaya koymuş arkadaşlar. Burada Beng Sultan ikinci Beyazıt'ı temsil eder. Bade ise Şah İsmail'i temsil eder arkadaşlar ve kim Yener biliyor musunuz arkadaşlar? Benk ve Bade'yi savaştırdıktan sonra eserin sonunda Şah İsmail olan Bade Yener, Benk yani 2. Beyazıt ise yenilir. Bunu zaten Şah İsmail'e sunmuştur. Mesnevidir arkadaşlar. Hadikatü Süheda. Bu ise Hz. Hüseyin'in Kerbela'da şehit edilişini anlattığı düz yazı biçimindeki eseridir. Fuzuli İranlı Hüseyin Vaiz'in Tü Şüheda adlı eserini esas alıyor ve bu konuyu yer yer şiirlerle süslüyor arkadaşlar. İçerisinde de ünlü Kerbela Mersiyesi vardır. Geldim bir diğer eserine. Tercüme-i Hadisi Erbay'ın. Kırk hadis tercümesi. Bir diğer eseri Sohbetül Esmar. Arkadaşlar burada Fuzuli meyveleri konuşturmuş ve birbirleriyle diyaloglarını bu esere yansıtmış. Bir diğer eseri Tercüme-i Hadisi Erbay'ın. Bu ise Manzum 40 hadis tercümesi, yani iki tane tercüme hadisi erbayın olmuş oluyor. Peki Fuzuli'nin Farsça yapıtları neler? Arkadaşlar Fuzuli'nin Farsça yapıtlarından ilki Farsça Divanı. İkinci eseri Sakiname, bir diğer ismi Heftcam arkadaşlar. Bir içki ve musiki toplantısını anlatan bir eserdir. Bu baştan sona aslında tasavvufu bir anlatımdır mistik bir eserdir. Bir diğer eseri Enisül Kalp. Arkadaşlar 134 beyitlik bir kaside. Rindü Zahit. İçerisinde manzum parçalarda vardır. Düz yazı türündeki eserdir arkadaşlar. Eserin konusu ne? Burada Zahit babayı temsil eder. Rind ise oğlu temsil eder arkadaşlar. Ve aslında oğul derken burada Oğul olan kişi fuzulidir arkadaşlar. Yani rint aslında fuzulidir. Bu baba ve oğul arasındaki tartışma anlatılır. Fuzuli rindin tarafını tutar. Yani aslında kendisini anlatır. Bazı kaynaklarda böyle geçer. Hüsnü Aşk bir diğer eserim. Arkadaşlar Hüsnü Aşk sıhhatü maraz ve ruhname olarak da bilinir. Farsça mensur bir risaledir. Eserde ruhun beden dünyasına yaptığı seyahat anlatılır. Fuzuli'nin bir de Arapça yapıtları var. Arkadaşlar Arapça divanı var. Şiirlerinin toplandığı bir divan. Bir de Matlaül İtikat adlı bir eseri var. Bu eser ise ele geçmeyen mensur bir eserdir. İsmini bilmeniz yeterli. Geldim Baki'ye. Arkadaşlar Baki döneminde Sultan-ı Şuara olarak tanınıyor. Yani çok meşhur yani şairlerin sultanı olarak tanınıyor gazel biçimindeki şiirleriyle tanınmış. Rint bir şair. Ne demek rint şair? Yani bu adam zevke çok düşkün, eğlenceye düşkün. Yani yaratılışı genelde keyif üzerine kurulu. Dünyayı kısa, geçici bir yer olarak görüyor. Ve bundan da keyif almamız gerektiğini söylüyor. Birçok açıdan aslında Nedim'in habercisidir arkadaşlar. Şiirlerinde din dışı konuları işlemiş. Tasavvuf hemen hemen hiç görülmez arkadaşlar. Sadece bazı devlet adamları ondan rica etmiş. Bundan dolayı zorunlu olarak dini eserler kaleme almış ama şiirlerinin çoğunda din dışı konular var. Aşkı beşeri aşktır. Öyle fuzuli gibi işte ilahi aşkı işlememiştir. Şiirlerinde derinlik yoktur arkadaşlar. Yüzeysel bir şekilde işler. Mesela fuzuli de ise Şiirlerinde derinlik vardır farkına bakacak olursak. Resmederek arkadaşlar gerçek tabiatı anlatmak istemiş. Bir de Baki'nin şiirlerinde kanuni devri ve bu devrin o muhteşem yaşamı anlatılmış. Şiirlerinde biçim mükemmelliği vardır ve nazım kuvveti çok güçlüdür arkadaşlar. Mazmunları sürekli tartarak söylemiştir. Aruz ölçüsünü ve söz sanatlarını kullanmadı da çok çok başarılıdır. Dili dönemine göre nasıldır? Arkadaşlar dili dönemine göre sadedir. Bir de Kanuni Sultan Süleyman'ın ölümünü üzerine bir terkibi bent nazım biçimiyle yazdığı Kanuni Mersiyesi vardır. O da çok ünlüdür arkadaşlar Kanuni Mersiyesi. Divanında da yer alır. Eserleri neler? Divanı var. Divanı onun asıl ününü sağlayan eser zaten. Bir de Fezailül Cihat. Arapçadan çevirdiği mensur bir eser. Fezail-i Mekke ise Arapçadan çevirdiği mensur bir eserdir. Geldim Zatiye. Arkadaşlar Zati Anadolu'da Necati'nin şiirlerinde belirginleşen o yerli söyleyiş, o günlük konuşma dili var ya işte Necati'den sonra Zati'de görüyoruz arkadaşlar o yerli söyleyişi, o günlük konuşma dilini. En önemli eseri divanı bir de Şem Üpervane adlı bir mesnevisi var. Bir de Edirne Engizi. Bağdatlı Ruhi. Arkadaşlar Azeri Türkçesiyle yazmış. Asıl adı da Osman'dır. Divan şiirinde düşünce ve toplumsal konulu şiirler denilince aklımıza 16. yüzyılda Bağdatlı Ruhi gelecek. Terkibi bendine birçok şair nazire yapmış arkadaşlar. En ünlüsü de Ziya Paşa'nın olanıdır. Şiirlerinde yoğun bir tasavvuf var. Atasözlerine, deyimlere, halk söyleyişlerine yer vermiş. Dili de sadedir arkadaşlar. Bir tane divanı var. Bağdatlı Ruhim. Sonrasında Taşlıcalı Yahya. Arkadaşlar Kanuni devrinin sanatçısıdır. Mesnevileriyle tanınır ve divan edebiyatında hamse sahibi sanatçılardandır. Nefi arkadaşlar asıl adı Ömer'dir. Erzurum'da doğmuştur. Hicivi türünün en önemli şairidir. Dili çok ağırıdır ama ahenkli bir dili var. Şiirlerinde din dışı konuları işlemiş ve mesnevi türünde eseri yoktur. Şimdi Türkçe divanı var. Kaside ağırlıklı bir eseri. Farsça divanı var. Burada ise daha çok tasavvufi düşünce ağırlıklı bir eser. Bir de Siham'ın kazası var arkadaşlar. Eserin anlamı kaza oklarıdır. Nefi'nin hicivlerini topladığı bir eserdir arkadaşlar. Bir diğer eseri Tuhvetül Uşak. Bazı kaynaklarda bağımsız bir eser olarak gösterilir. Bir manzumedir. Farsça divanda yer alan 97 beyitlik Farsça bir kasidedir arkadaşlar. Aynı zamanda Fuzuli'nin Enüsül Kalp adlı eserine de naziredir. Tuhvetül Uşak. İliye arkadaşlar daha çok gazelleriyle tanınsa da diğer nazım şekilleriyle şiirler yazmıştır. Sebbi Hindi tarzının özelliklerini taşır tek bir eseri vardır o da Divanı. Geldim Nabi'ye. Arkadaşlar asıl adı Yusuf'tur. Urufalı bir arkadaş Nabi. Edebiyatımıza düşünceyi getiren şairdir arkadaşlar. Sade ve anlaşılır bir dili vardır. Bir de şu önemli Nabi Ekolü denilen bir şiir tarzı ortaya çıkarmıştır bu zatı muhterem. Bunun dışında hakimane şiir, hikemi şiir olarak bilinen düşüncenin de temsilcisidir. Nedim Yaşadığı dönemde arkadaşlar Nedimane denilen kendine has bir üslup geliştirmiş. Mahallileşmenin 18. yüzyıldaki en büyük temsilcisi. Lale devri şairi olarak tanınır. Aşk, sevgi eğlence meclisleri gibi konularda da yazmıştır. Tasavvuf konularında hiç etkisi yoktur arkadaşlar şiirlerinde. Bir de şiirlerinin yer aldığı bir divanı var. Geldim Şeyh Galibe. Mutasavvuf bir şairdir. Divan şiirinin son büyük temsilcisidir. Sebbi Hindi tarzının da en büyük temsilcisidir arkadaşlar. Bir tane divan vardır ve 26 yaşındayken yazdığı en ünlü mesnevisi Hüsnü Aşk'tır arkadaşlar. Arkadaşlar Hüsnü Aşk Şeyh Galib'in alegorik sembolik bir mesnevisidir. Bir edebiyat meclisinde dostları Nabi'nin Hayrabad'ını okuyup buna nazire yazmak mümkün değildir diye fazlaca met ediyorlar Hayrabat'ı. Bunu bir meydan okuma olarak kabul ediyor Şeyh Galip ve diyor ki ben daha iyisini yazmayı, yazmalıyım. Ve bunun üzerine Hüsnü Aşk'ı yazmaya karar veriyor. Ve 6 ayda eserin tamamlıyor arkadaşlar. Başından sonuna bir seyri sülük yani bu yolda Mürşidi Kamil'in rehberliğinde bir salikin Vuslat'a erişinin hikayesidir. Yani insanı Kamil kamil olgun insan olma yolculuğunu anlatır arkadaşlar. Tabi bir de bir magazinsel boyutu var. Mevleviler arasında dolaşan bir rivayete göre Şeyh Galip Beyhan Sultan'a aşıktır ancak aşkını bildiremiyor. Ancak Şeyh Galip'in şiirlerinden anlaşıldığı kadarıyla Beyhan Sultan'a aşktan ziyade derin bir hürmeti ve saygısı var arkadaşlar. Ve buna bağlı olarak da hayran Beyhan Sultan'a. Özellikle Beyhan Sultan'ın yaptırdığı hayırlar, ehli irfana sahip çıkması ve benzeri dini açılardan övmesi de bunun bir asılsız söylentiden öteye geçmediğini de gösteriyor arkadaşlar. Bu da aklınızda olsun diyelim. Bu tabloda numaralanmış yerler aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Birinci kısım arkadaşlar 100 yıl olarak 14. yüzyıl eseri de İskender Kimdir? Ahmedi'dir. İkinci kısım Nabi Hayrabat'ı yazmış. Kaçıncı yüzyılda yaşar Nabi? 17. yüzyıl. Şeyh Galip arkadaşlar eseri Hüsnü Aşk'tır. Yukarıda boş bırakılan yer aşağıda verilenlerden hangisi getirilmelidir? Diyor ki Hikemi Gazel bu tarzdaki gazelleriyle ün salan kişi Nabi'dir arkadaşlar. Hikemi ya da hakimane şiirin temsilcisi. Divan şairleriyle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Bütün şıklara baktığımda C şıkkında diyor ki: "Baki özellikle mesnevilerindeki imgesel anlatımla ön plana çıkmıştır." Hayır. "Baki şiirleriyle ön plana çıkmıştır." Cevap C. Bu parçada boş bırakılan yer aşağıdakilerden hangisi getirilemez? Türk edebiyatında gerçek anlamda ilk mizahi ürünler, masallar, fıkralar ve seyirlik oyunlardır. Divan edebiyatında bir kimseyi yermek, olumsuz bir gidişatı eleştirmek amacıyla yazılan hicviyelerde de bir çeşit mizah ürünüydü. Bu tür metinlerde abartılı bir dil kullanılır ve hicvedilen kişi adeta yerin dibine geçirilmeye çalışılırdı. Demiş ve bu bağlamda akla gelen ilk örneklerden biridir. Şimdi şeyhinin harnamesi bir hiciv örneği. Nefinin sihamı kazası bir hiciv örneği. Bağdatlı ruhinin terkibi bende de bir hiciv örneği. Fuzuli'nin şikayetnamesi de öyle. Alması gereken maaşı alamadığı için şikayetname adlı bir mektup yazıyordu. Ama Nabi'nin hayriyesi arkadaşlar bir hiciv örneği değildir. Bu parçada boş bırakılan yerler aşağıdakilerden hangisi sırasıyla getirilmelidir? gazellerde gerçek aşkı, zevki ve eğlenceyi dile getiren kişi Nedim'dir arkadaşlar. Dolayısıyla ikinci boşlukta doğrudan Fuzili olarak ortaya çıkıyor. Yukarıda verilen eserlerden hangileri türü bakımından diğerlerinden farklıdır? Bengübade, Leyla ve Mecnun, Şikayetname, Rindüzahit, Şahugeda, Hadikatü, Süeda. Şimdi arkadaşlar Burada işlerinde farklı olan Bengübade bir mesnevi türü. Leyla ve Mecnun da mesnevi. Şikayetname ise bir mektup türüdür arkadaşlar. Farklı olanların altını çiziyorum. Zaten tek farklı olan 3 ve 6. Rindü de mesnevi. Şahı da öyle. Hadikat Üssü Eda ise bir maktel örneğidir arkadaşlar. Dolayısıyla cevap C şıkkı. Divan şiirinde akımlar tasavvuf. Arkadaşlar divan şiirinde 13. yüzyıldan itibaren divan ve halk edebiyatında geniş yankı bulmuştur tasavvuf. Hem bir felsefedir hem de inanç sistemi hem de yaşayış tarzıdır. Türkiye basit akımı adı üstünde. Türkiye basit demek basit Türk demek arkadaşlar. Yani dilde Türkçeciliği savunuyor. Dilde sade dili savunuyor. 15 ve 16. yüzyıllarda meydana gelmiş bir akım. Şimdi 14 ve 15. yüzyıllarda çok az sade yazan divan şairleri zaman geçtikçe Türkçe kelimeleri de daha az kullanır oldular. Türk şiiri yabancı kelimelerle doldu taştı. Bundan dolayı da Türk'ü basitçiler aruz vezini ve divan edebiyatı nazım şekillerini kullanmakla birlikte hemen hemen öz Türkçe kullanmışlardır. Yabancı sözcük ve tamlamaları şiire sokmamışlardır. Ve divan şiirindeki mazmun yerine mecaz ve deyimleri, atasözlerini kullanmaya çalışmışlardır. Bu akım arkadaşlar çok uzun süreli devam etmemiştir, ömürsüz olmuştur. Çünkü asıl büyük şairler bu akıma girmediği için çok fazla etkili olmamış arkadaşlar. Temsilcileri kimler? 15. yüzyılın sonlarında yaşamış olan Aydınlı Visali, yine 16. yüzyılda yetişen Edirneli Nazmi ve Tatavlalı Mahremi bu üç isim Türkiye Basit Akımı'nın temsilcileri. Sebbi Hindi. Hint tarzı diyoruz buna. Arkadaşlar 17. yüzyılda Hindistan'a seyahat eden İran şairlerinin açtıkları yeni bir şiir tarzı. 17 ve 18. yüzyıllarda bazı Türk şairler de benimsemiştir bu akımı. Bu akımda en önemli özellik hayallerdir. Hayal güçlerinin sınırlarını zorlamışlar, böylelikle de anlaşılması güç şiirler yazmışlar. Söz oyunları yerine anlamı derin olan, anlam oyunları olan kelimeler koymuşlar açık ve düz bir söyleyişten ziyade mecazlarla yüklü, belirsiz, anlaşılması güç bir şiir yolu belirlemişler kendilerine. Kimdir temsilcilerim? Türk Edebiyatı'nda 17. yüzyılda özellikle Neşati, Naili, 18. yüzyılda Şeyh Galip arkadaşlar bu türün önemli temsilcileridir. Yerlileşme akımı yani mahallileşme. Buradaki özellik ise şiirde İstanbul şivesine ve İstanbul tabiatına daha fazla yaklaşma amacının güdülmesidir. İlk önce Baki'de görülmüş 18. yüzyılda en güçlü örneklerini Nedim vermiş. Bu arada Baki 16. yüzyıl. Sonrasında 19. yüzyılda Enderunlu vasıf bu akımın temsilcisi olmuş arkadaşlar. Bilinçli ve düzenli bir akım değildir. Yani yüzyıllar geçip şairlerimiz İstanbul'a ısındıkça bu kendiliğinden oluşmuş bir akımdır. Divan edebiyatının o soyut dünyası içinde İstanbul'un o neşeli manzaraları, işte insanların neşe içinde yürümeleri, vakit geçirmeleri, bu gibi tabiat unsurlarına yer vermek istemiş şairler arkadaşlar ve kendiliğinden ortaya çıkmıştır. Aşağıda verilen divan edebiyatı sanatçılarından hangisi yukarıdakilerden biriyle ilişkilendirilemez? Sebbi hindi, mahalleleşme akımı ve süssün esir. Burada arkadaşlar necati ne, ne sebbi hindi, ne mahalleleşme akımı, ne de süssün esirde bulunmamıştır. Cevap D şıkkı. Bu parçada söz edilen şair demiş Esere bakalım. Hüsnü Aşk adlı eseriyle ispat etmiştir kendisini diyor metni okuduğumuzda. Dolayısıyla Hüsnü Aşk'ın sahibi şey galiptir. Alegorik bir eserdir yani sembolik bir mesnevidir arkadaşlar. Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıda verilenlerden hangisi getirilemez? Bir şiir vermiş. Eleştiri türünde bir şiir. Ve demiş ki bu dizelerdeki gibi toplumsal düzenin eleştirildiği böyle şiirlere satirik şiir denir arkadaşlar birinci boşluk. İkinci boşluk en güzel örnekleri Nef'i tarafından verilen bu tür şiirler divan edebiyatında hicviye, halk edebiyatında ise taşlama adını almıştır. Mersiye ise arkadaşlar devlet adamlarının, ölen devlet adamlarının ya da ölen e, önemli ilim adamlarının üzerine yazılan Övgü dolu şiirlerdir divan şiirinde. Dolayısıyla adı geçmeyen kavram mersiye. Divan şairinden söz edilen bu parçadan aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? Metni okuduğumda divan şiirinde konu ve biçim yönünden özgünlük yoktur arkadaşlar. Cevap aşıkkıdır. Nereden anlıyorum? Son cümlelerde hangi duyguları dile getirileceğini işlerken... Hangi motif ve mazmunları kullanacağını şiirin kelimeler dünyasını burada öğrenerek sanatını kurar. Bu cümlelerden hareketle divan şiirinin bir kural şiiri olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Yani özgünlük yoktur. Yaratıcılık kendine has bir söyleyiş, yazma yoktur. Dolayısıyla cevap A Numaralanmış bilgilerden hangileri Baki ve Fuzuli'nin ortak özellikleri arasında gösterilebilir? Arkadaşlar şimdi Fuzuli'nin Mesnevisi vardır ama Baki'nin Mesnevisi yoktur. Şiirlerinde dini tasavvufi konuları işlemiştir. Arkadaşlar Fuzuli dini tasavvufi konuları işlemiştir ancak Baki işlememiştir. 16. yüzyıl şairleridir. Doğru. Her ikisi de 16. yüzyıl şairidir. Şiirlerini Azeri Türkçesi ile yazmışlardır. Yanlış. Fuzuli şiirini Azeri Türkçesi ile yazmıştır ama Baki yazmamıştır. Gazel şairi olarak tanınırlar. Her ikisi de gazel şairi olarak tanınır. Cevap 3 ve 5. Numaralanmış açıklamalarla birlikte ayrıç içinde verilen sanatçılardan hangileri birbiriyle yer değiştirirse bilgi yanlışlığı giderilmiş olur. Şimdi bütün şıklara baktığımda 3 numarada hicivlerinin sihamı kaza adlı bir yapıtla toplamıştır diyor Nabi. Yanlış arkadaşlar nefi olması gerekiyor. 5 numaradan didaktik şiirin en güzel örneklerini içeren Hayri adlı mesnevinin şairi de arkadaşlar Nabi'dir. Nef'i değildir. Dolayısıyla yer değiştirmesi gereken numaralar 3 ve 5. Soru 6. Bu parçada boş bırakılan yerleri sırasıyla şadakilerden hangisi getirilmelidir? Metni okuduğumda birinci boşluğa Fuzuli gelmeli arkadaşlar. İkinci boşluğa ise Baki gelmeli. Rindane Gazel yazan şair olarak anılır çünkü baki. Diğer boşluğa ise Nedim gelmeli arkadaşlar. Şuhane Gazel'in temsilcisidir. Son boşluğa ise Nabi gelmeli çünkü Hakimane Gazel'in temsilcisi demiştir. Dolayısıyla cevap A şıkkı. Soru 7. Yukarıda sözü edilen sanatçılar aşağıdakilerin hangisinde doğru sıralanmıştır? Kasidelerinde olduğu kadar hicivlerinde de çok güçlüdür. Divan edebiyatında hicivleriyle güçlü olan sanatçı Nef'i'dir. İkinci metinde gazel türündeki şiirlerle ünlenmiş, söz sanatlarını ustaca kullanmış, söyleyiş ve biçim kusursuzluğuna önem vermiş olan kişi Baki'dir. Cevap C. Aşağıdaki sanatçılardan hangisi bu dizelerin yazıldığı nazım biçimiyle eser vermemiştir? Şimdi kafi örgüsünü çıkarırsak A, A, B, B şeklinde sıralanmış arkadaşlar kafi örgüsü. Bu nazım biçimi hangi türün özelliğiydi? Mesnevi. Şeyhinin mesnevisi vardır. Nabi'nin de var. Şeyh Galib'in de var. Fuzuli'nin de var ama Baki'nin mesnevisi yoktur. Aşağıdakilerin hangisine verilenler aynı yüzyılda ürün vermiş divan şairleridir? Fuzuli ve Baki her ikisi de 16. yüzyılda eser vermiş. Cevap A şıkkı. Aşağıda verilen eser sanatçı eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Sihamı kaza Nedim'in değildir arkadaşlar. Nef'inindir. Numaralanmış eserlerden hangisi karşısında verilen türde yazılmamıştır? Hüsnü aşk mesnevi. Doğru. Mecali sünne faiz teskiredir. Doğru. Harname mesnevi şeklinde yazılmıştır. Doğru. Kanuni mersiyesi terkibi bent biçiminde yazılmıştır. Doğru. Sihamı kaza ise arkadaşlar şiir şeklinde yazılmamıştır arkadaşlar. Hatırlayalım. Sihamı kaza kaza okları anlamına geliyordu. İnce bir zeka ürünüydü hatta ve manzumelerle beraber argo ifadeler, küfür içeren şiirler de vardı içerisinde. Dönemin en ünlü Hicviya eseriydi. Siyer ise peygamberler tarihini anlatan eserleri denir arkadaşlar. Dolayısıyla cevap Siham'ı kazan. Numaralanmış sanatçılardan hangisi karşısında verilen nazım biçimiyle ilişkilendirilemez? Şeyh Galip Mesnevi yazmış mı? Evet. Baki Gazel yazmış mı? Evet. Nedim şarkının zaten en ünlüsü o dönemde. Nefi Mesnevi yazmış mı? Hayır arkadaşlar. Fuzuli Gazel yazmış mı? Evet. Dolayısıyla cevap D şıkkı. Aşağıdaki şairlerden hangisi şiirlerinde tasavvuf düşüncesiyle dini konulara yer vermemiştir? Fuzuli arkadaşlar şiirlerini anlatırken tasavvufu bir araç olarak kullanıyordu. Nabi de tasavvufu kullanmıştır. Şeyh Galip zaten tasavvuf şiirinin temsilcisidir. Mevlana da tasavvufu kullanıyordu ancak baki arkadaşlar tasavvufu hiç değinmemiştir. Bu parçada boş bırakılan yerleri sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilememeli, getirilmemelidir? 17. yüzyılda divan edebiyatının önde gelen kaside şairlerindendir. Aynı yüzyılda hikemi şiir tarzının kurucusu olan ürün vermiştir diyor. Hikemi şiir tarzının kurucusu kimdi arkadaşlar? Nabi. Peki 17. yüzyılda divan edebiyatının önde gelen kaside şairi kimdi? Nefi. Cevap B şık. Bu tabloda numaralanmış yerler aşağıdakilerden hangisinde verilenler getirilmelidir? Bir numara diyor ki yüzyılı 13. yüzyıl eser mektubat eseri. Dolayısıyla yazarı kimdir arkadaşlar mektubatın? Mevlana'dır. İkinci kısımda Aşık Paşa'nın Garipname adlı eserini vermiş. Aşık Paşa kaçıncı yüzyılda yaşıyor? 19. yüzyılda yaşamış. Nabi 17. yüzyıl. Eseri neydi Nabi'nin? Hayriye. Dolayısıyla cevap C. Aşağıdaki dörtlüklerden birincisi halk şiirinden, ikincisi divan şiirinden alınmış. Buna göre diyor aşağıdakilerden hangisi söylenir? Şimdi her iki şiire baktığımda da arkadaşlar dil her ikisinde de Arapça ve Farsça kelimeler kullanılmış diyorum dil için. Cünunu aşk demiş mesela. Burada ise endişemi tezvir üriyadan sakla bastım Rehi vadi rubaiye kadem. Burada ise badı sabah yani dil bakımından bir ortaklık var. Peki söyleyiş bakımından var mı? Var tabii ki de. Bağdı sabah benim hasbi halimden, varıp nazlı yare dedin ne dedi? Cünunu aşk ile aşık işe ida, geziyor avare dedin ne dedi? Kelimeler bana her iki dönemde de, yani halk şiiri ve divan şiirinin olduğu dönemlerde de arkadaşlar, iki edebiyatın birbirine yaklaştığını gösteriyor. Dolayısıyla bu yorumda a da var. Aşağıdaki açıklamalardan hangisi ayrı içinde verilen sanatçı için doğru değildir? Şimdi A şıkkında diyor ki divan edebiyatının tezkire ve tarih yazarlığı alanında öne çıkan sanatçılarından Ahmedi'dir diyor. Ahmedi arkadaşlar tezkirecilik ve tarih yazıcılığında öne çıkmamıştır. Dolayısıyla cevap A şıkkıdır. Ahmedi arkadaşlardan çok din dışı şiirler yazmış. İskendernamesi ve Cemşidi Hurşidi var. Tervihül Erva, Mirkatül Edep gibi eserleri var. Tarih yazıcılığı Yahşi Fakih ile başlamıştır divan edebiyatında. Ahmedi için tezkireciliği zaten söyleyemeyiz. Batı edebiyatında 19. yüzyılda ortaya çıkan sembolizm akımı ile ilgili verilen maddelerden yola çıkılarak bu akım divan şiirindeki aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ilişkilendirilebilir? Şimdi metne baktığımda özellik olarak diyor ki her okuyucu okuduğu şiirden değişik intibalar almalıdır. Yani değişik izlenimler almalıdır. Cümle yapısı, kelime kadrosu, ses unsurları ile gelenekten farklılaşan bir şiirle karşımıza çıkarlar. Karamsarlık ve gerçeklikten kaçış. Nedir gerçeklikten kaçış? Hayaldir değil mi arkadaşlar? Bu akım şiirinin ana anahtarlarıdır. Hayal eşittir, Sebi hindi arkadaşlar divan şiirinde en önemli anahtar kelimesi sebbi hindi için hayaldir. Evet sorularımız burada bitti arkadaşlar. Şairleri iyi çalışın. Özellikle Fuzuli, Baki ve bu iki şair arasındaki farkları iyi bilin. Dönemsel özellikleri bilin. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere.